Elvan'ın türküleri coşturuyor herkesi. Elinde mikrofonu geziyor tüm alemi. Elvan'ın türküleri coşturuyor herkesi. Elinde mikrofonu geziyor tüm alemi. Değerli izleyenlerim, Bulgaristan turumuza devam ediyoruz. Balkan turlarımıza, Balkan gezilerimize devam ediyoruz. Bu defa Güney Bulgaristan'dayız. Buradaki soydaşlarımızla birlikte olmaya geldik. Onları ziyarete geldik. Bugün onların çok güzel, mübarek bir günleri. Kendi köylerinde mevlüt okutuyorlar. Koşukavak. Koşukavak, Yunus köyündeyiz hep beraber. Buradaki güzel insanlarla sizleri kavuşturmaya geldik. Hep beraber girelim mevlütümüze, biz de iştirak edelim. Evet sevgili izleyenlerim, içeride mevlütümüz okunuyor bir taraftan. Bir taraftan burada güzel kazanlar kaynıyor, yemekler pişiyor. Burada bir misafirimiz var. O da benim gibi, kendisi buraya ilk defa gelmiş ama aslen buralıymış. Tanımak isteriz. Ben Doktor Tahsin Akbaş. Çocuk hastalıkları uzmanıyım. İstanbul'da görev yapıyorum. Buraya 66 yıl önce buradan giden, göç eden, o göç anlaşması döneminde göç eden babalarımız, dedelerimiz Türkiye'ye göçmüşler. Biz de ilk kez buradaki bu mevlüt vesilesiyle buraya geldik. Buradaki akrabalarımızı bulduk. Nasıl duygular içindesiniz? Valla çok duygusal bir durumdayım yani. Çok duygusalım. Evet. Yani, anneler, babalar, dedeler buralarda yani, yaşamışlar. Evet, evet. Yani gerçekten ifade etmek çok zor yani, çok zor. Çok duygulandım yani. Yıllar sonra burada akrabalarımızı bulduk, gördük. Gerçekten çok sıcak bir ortam var yani. Dedelerimizin, büyük dedelerimizin yaşadığı topraklar. Onların burada hatıralarını görmek beni çok duygulandırdı gerçekten. Akrabalarınız da sizi evet. gördüğünde çok mutlu olmuşlar. Mutlaka, muhakkak, muhakkak yani çok duygulandılar onlar da. Yani güzel bir ortam. Muhakkak, evet. Gitmişsiniz. Evet, evet. Ana vatanınızda okumuşsunuz. Aynen. Doktor olmuşsunuz. Tabii ki burası için çok büyük bir gurur olsun. Evet, aynen. Onlar da benim de çok gurur duydular. Gerçekten. Kesinlikle. Çok memnun oldum sizinle. Ben de memnun oldum. Yani konuşmak isterim ama çok duygusalım yani gerçekten. Evet. Çok sağ olun. Sonra tekrar tabii. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şöyle biraz da kaynayan kazanlara doğru gidelim. Orada abilerimiz var. Güzel yemekler yapıyorlar.
Ustam kolay gelsin. Nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Kazım. Kazım Cim, abi. Buyur. Kazım usta nasılsın? İyi iş gün. Siz nasılsınız bu konu? İyiyiz valla. Biz de iyi olun da. Çok iyi olduk. Biz tabii hep nöldüklerde yemek yapıyoruz. Ne bu? Eline koluna sağlık. Ne yapıyorsunuz? Kaç senedir yapıyorsun bu işi? 40 sene. 40 senedir? 40 sene evet. Yemek? O, yemek. 33 sene yemin fabrikasında çalıştım. Oradan hep buradayım. 40 senedir bu mesleğim bu. Şimdi her hafta açlık yapıyorum bu camlarda, mülklerde. Maşallah. Allah güç kuvvet versin. İnşallah amin. Çocuklar mı? Var. İzmir'de Atatürk Mahallesi'nde Ekrem ve torunlarıma çok selam söylerim. Benim kızım da İzmir'de bak senin. Birisi yine Almanya'da çalışıyor. Ya onlara çok selam gönderirim ve bütün Türkiye'de çok selamını sunarım. Küçüklerin gözlerinden ellerini önlere öperim. Bu benim hanım bu. Beraber çalışıyoruz. Hoş geldin. Nasılsın? İyi İyiyim, misin? İyiyiz ya. Biz hep beraber çalışıyoruz. Çalışıyoruz işte öyle. Tabi hanım olmasa, hanım olmasa bu işler biraz zor olur. Ya, tabii. Hanımlara baskı istemeyin. Gel böyle, seni böyle kamera görsün. Kamera görsün. Yenge adın ne? Naciye. Naciye abla. Naciye abla evet. Naciye abla. Kaç senedir bu işle meşgulsün sen de? 40 senedir dedi. Ya biz o benden evvel çağ ben 30 oldu. Maşallah. Şimdi çalışıyorum otelde, restoranda. Maşallah. Evet. Hala çalışıyorum. Çalışıyorum, emekli oldum. Bak bu ben de şöyle bir görelim tavukları. Bunları şu şeyleri alacağız. Sonuçta burada yine kaynayan kazanlara bir bakalım. Burada ne pişiyor şimdi usta? Burada patatesle. Patatesle et. Et tabii. Patatesle et kazanda. Misler gibi kokuyor. Odun ateşinde kaynıyor. Odun ateşinde pişiyor. Oh. Ustam karıştırayım mı? Karıştır tabii karıştır buyur. Şöyle bizim de elimiz değsin bakalım. Tabii. Gelmişken. Hayırlı olacak. Bu dana etinden mi oluyor evet, şimdi? Evet dana eti. Dana eti, patates, ya, soğan, yani oluyor. Yani. Burada yine 20 helvası. Helvayı pişirmişsin. Helvayı şey ettik. Helva pişmiş sayın seyirciler. Lime lime ayrılıyor. Ustamın maşallahı var. Bakın bir kere. Bismillahirrahmanirrahim. Lokumları yedik, tatlıları, helvaları. Şimdi bir kere 20 kalibre helvasına bak. Eline sağlık. Afiyet olsun. Harika olmuş. Ne? Bu kadar bol miktarda bunu yapmak da Tabii. Şey kolay değil. Tabii. Neyse 14 kilo çok kolay. Evet. Kavur kavur daha onu. 3 saat kavur etsin tabii bunu. Evet. Eline sağlık. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Şimdi burada ne var? Burada su, sıcak su yemeklere. Yemeklere. Yasınız. Lazım olduk çünkü. Tabii. Yalnız şeyler çok güzel. Çok tabii. Ocaklar, sobalar çok güzel. Evet. Harika. Eskisi kırda çok şey çekirdi böyle. Çok memnun oldum. Her şeyi yaptılar böyle güzelce. Hepsi Türkiye'den de yine buradan geçmene gidenler yardım. Çok yardımları var. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hepsinden. Yapanları da. Hoca yerleri hazırlanmış. Orada bu Bursa'da. Osman Gazi Belediye Başkanı'na benden çok selam. Burada aşure yaptım ben bu gece. Buraya geldikten sonra öyle burada. Mi? Evet, Koçka Okucağımızında. Sayın Başkanım. Çok büyük bir selam geldi size buradan. Ustamdan çok güzel bir selam geldi. Tabii Osman Gazi Belediye Başkanı'nda. Aşure yaptık burada Koçka Okucağımızında kasabada. Evet. Orada dağıttık. Sağ olsun. Ne güzel olmuş. Merhaba Ustam, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? İyiyiz biz de vallahi buna şükür ya. Değerli izleyenlerim, Yunus köyümüzün kıymetli muhtarı, onunla da bir tanışalım dedik hazır gelmişken. Evet öyle, ismim Tahsin İbrahim. Tahsin İbrahim. Evet, 4. dönem muhtarlık yapmaktayım. Çok güzel, hayırlı uğurlu olsun. Evet. Allah başarılarınızı daim etsin. İnşallah, amin. Güzel bir köy gördük gerçekten. Vallahi iyidir ya bizim buraları. Koçkavak bölgesi, Rodopların güzelliği insanlarımıza yansımıştır herhalde. Evet, öyle. Çok güzelmiş hakikaten. Güzeldir. O meşhur türkülerde geçen o Rodop'ta evet, öyle. Öyle. Çok güzel. Valla işte bugünleri de yaşadığımız için ne mutlu bizlere. Eskiden totaliter rejimindeki zamanda bunun hepsi yasaktı. Ama şu demokrasi bize bu yönden biraz yaradı. Şu anda istediğimiz gibi mevlütlerimizi, kınalarımızı,
düğünlerimizi, evet, cenazemizi falan istediğimiz şekilde, Müslümanına uygun bir şekilde, evet, yapabiliyoruz ve bu bize mutluluk veriyor. Mutluluk tabii veriyor tabii. Tabii evet, öyle. O eskide kalan özlemler şimdi artık tabii yani yapılabiliyor. Öyle, öyle. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ederiz bizi buralara kabul ettiniz. Vallahi. Mevlidinizde hayırlara vesile olur inşallah. Sağ olun, sağ olun. Türkiye'de de biliyorsunuz biraz üzücü durumlar. Şu anda öyle biraz. Evet, öyle. Her gün hemen hemen onlarca şehit veriyoruz. Bu vesileyle bu okunan mevlidlerin de bizim şehitlerimizin de... Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Evet. Öyle olsun. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Sağ olun. Olsun. Sağ olun. Ustam diyeceğim ben. Sen bana diyorsun ki ben çırağım. Bahçı diyorsun. Çıraklık yapıyoruz burada. Kazım abinin yanında. Ediyor. Evet, yardımcı. Evet. Yardımcı olsun. Sen de usta olmuşsun artık. Yani yavaş yavaş. Kolay gelsin. Sağ olun. Tanıyalım mı seni? Ben 62 doğumlu. Burada Koçkavak bölgesinden, Sanış köyünden. Okulda çalışıyorum şu anda 7 senedir. Domakinik yapıyoruz. İşte yaz günü tütüncülük. Maalesef tütüncülük buradan öteye batmak üzere. İşsizlik var. Sayın Sabri Çıtak abimiz beni bu Ali ve Ahmet kardeşlerden tanıştırdı bu yazın. Allah onlardan razı olsun ki bana evlerinde iş verdiler. Yerinden geldiği kadar. Allah onlardan razı olsun. Ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu üzerindeki ferace deniliyor. Ne? Şöyle bir şunu alayım. O yakalarındaki güzel işlemeler. Bunlar kaç senelik? Bunlar hanım rahmetli 2005'te vefat etti. O iki tane hiç girmedik bunlar bilgisine beraber. Size kat kat helal olsun. İyi günlerinizde giyin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. Yani bu aslında kola biçilmez bir hediye. Bunlar hanım koymuş öyle kenara. Evet. Size münasip demek ki olmuş. Kısmet. Ya kısmet, evet, yani evet ya. Allah razı olsun. Hediyemiz olsun. İyi günlerinde kullanın. Anne de rahmetli olmuş. Ya. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sağ ol. Bizden de bir hayır duası. Evet. İşte rahmetli olduktan sonra bile bak bir hayır işledi. Evet, evet. Bizi büyük etti. Ya. İyi günlerinde kullanın. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Rumeli TV'ye izleyenlere ne sorun? Rumeli TV'ye saygılar, selamlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde akrabalarımıza, tanıdıklarına, komşulara, hepsine, Bulgaristan'da, bütün dünyada izleyenlere selamlar göndermek istiyorum. İmkan varsa bu, geçen akşam ben dinledim televizyonda sizin programda. O benim babam, evet, ve Batsın Bu Dünya. Evet. Bunlar ikisi. Yediğim türkü müdür, şarkı mıdır bilmiyorum. Evet, onları bir okuyalım sizin evet, için. Evet, evet, evet. Tamam. İmkan varsa. Ya. Allah hayırlısıyla tekrar Bursa'ya dönmeyi nasip ederse, programımızı yapmaya nasip ederse. Böyle demek istiyorum. Yapıyorum. Babam burada 20 sene imamlık yaptı. O da rahmetli oldu bu yazın. Allah rahmet eylesin diyelim. Allah rahmet eylesin. Evet. O da çok yakın zamanda rahmetli oldu. Evet, evet. Sonuçta bu bizim yeni imama devretti. Evet. İmamlığı. İşte hayat böyle. Allah rahmet eylesin. Evet, evet, amin. Böyle bugün varız, yarın. Tabii, misafiriz bu dünyada. Ben de diyorum ki işte gitmek, geri dönmek nasip olursa bizden de size söz olsun. Sizin istediğiniz şarkıları okuruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Bereketli olsun. Sağ olun. Bereketini sağ olun. Artırsın. İnşallah, amin. Çok teşekkür ederim. Altı yaşım dayken öldü anası. Fethiyetim oldum da oldu. Adadanım anadan oldu yetim, anın için dedi verdir yetim. Aldı dede ziyaretti evine, kim yüzünü görür anullah amanan. Şerifati sevdi ve izzet eyledi. Cevap da ben
62 yaşındayım. Burada doğdum, burada büyüdüm. Narkop'tan bir şirkette şef şoförlüğünü yaptım birkaç yıl işte. İnsanlarla bile iyi sohbet etmeyi severim. Babam da burada muhtardı. Büyük yıllardı muhtardı. Dedem imamdı. Annemin babası burada imamdı. O bize çok örnek oluyordu. Bazı şeyleri anlatıyordu bile. Zamanında oğlum evler olacak, şöyle olacak, göçler olacak, gelip gitmeler olacak diye. Onları dinliyorduk. Hep her zaman başka yerlerde de duydum aynı şeyleri. Anlatıyor millet yani böyle şeyleri. Ve çok seviyordum. Öteki dedem de muhtardı. O da köy muhtarıydı. Milletten bile nasıl diyeyim haşır neşiydi hepsi. Hepsi bile birlikte. Böyle bir vakit geçirdik burada. Biz buraya geldiğimiz zaman bir kafamız açıldı. Allah razı olsun Türkiye'de. Türkiye'ye vardık. Evimizi yaptık. Her şeyimiz normal. Çoluğumuz çocuğumuz iyi. İyi. İyi geçiniyoruz. Ama buraya geldiğimiz zaman bizim nasıl diyeyim göbeğimiz burada bağlanmış. Biz buraya geldiğimiz zaman beynimiz kafamız açılıyor. Geliyoruz bir de konumuzdan komşumuzdan bak mevlidimizi yapmak istiyoruz. Ama ben değinmeden geçemeyeceğim. İki tane pırıl pırıl evlat yetiştirdi. Anneleri vefat etti bu da 25 yaşında. Evet. Ufağımız. Evet. Büyük Ali kardeşimiz. Bu pırıl pırıl gençler 40 günlükten gitti Türkiye'ye. Bu da bir evet 40 gün anneleri 25 yaşında vefat etti. Mevlidi de bir dedeler ama annelerinde başladılar. Mevlidi öyle yaptık zaten. Ali de 1 yaşında gitti. Ama Allah razı olsun babaannelerin babalarından arkalarında durdu. Pırıl pırıl evlat yetiştirdi. Bunları bile gördükçe içim kanıyor. Böyle ağlamak istiyorum yani. Doğrusu bu. Neden? Onları seviyorum kendi evladım gibi. Bu mevlidi düzenleyeceğiz diye burada geldiler bana dediler bir yapalım sabra verin. Vay bir diyorsunuz. Biz de elimizden geleni yapabildiğimizi yapacağız yani. Böylelikle sizi de gördüm. Sizinle tanışmak Allah razı olsun Ali'den. O beni çok sıkılıyordu. Ben çoktandır bakıyorum, görüyorum sizi ama bir tedirginlik vardı böyle. Açamadım telefonumu. Geçen akşam bana dediler ki Sabri abi açarsın açmazsın. Öylelikle tanışmış olduk. Allah razı olsun. Geldiniz buraya. Çok güzel oldu. Çok memnunuz. Buraya ilk kez Rumeli TV geliyor. Böyle. Sizin gibi. Allah bin kere razı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Bizi çağırdınız, davet ettiniz. Ne demek? Ne demek? Çok mutlu olduk gerçekten. Ne demek? Kardeşlerimden de Allah razı olsun. Evet. Sağ olsunlar, vesile oldular. Evet. Allah kabul etsin hayırlarını, mevlidlerini, ölmüşlerini, önce annelerini tabii sana evet. Dedelerinin ruhlarına evet. Hediye olsun inşallah. Ahmet kardeşimi de tanıyalım. Ali diyor ki Ahmet utanır diye ama bak biz konuştuk. Bir de Sabri abi sen diyorsun ki ben böyle çekiniyorum. Maşallah bizden güzel konuşuyorsun sen. Yok kusura bakma bir yanlışımız olabilir. Özür dilerim ben öyle şeyleri. Biz kusura bakmayacağım. Yok olur mu canım biz geldik. Şimdi ben bu pırıl pırıl kardeşimi gene bir tanıtayım. Tanıyalım bakalım. Ahmet Hafızoğlu ben. 28-27 sene sonra ilk defa geldik. 2-3 sene evvelinden sorsanız gelir misin, gider misin? İşte insanlar gidiyor görüyoruz. Ya ne işiniz var?
İşte gitsen ne olacak, gitmesen ne olacak gibi şeyler söylüyorduk, konuşuyorduk. Bir kere geldik, Sabri abi vesile oldu. Aslında daha öncesinde dayım vardı, dayım vesile olmak istiyordu. Allah rahmet eylesin, göremedi buraya geldiğimizi. Şimdi buralardan ayrılamıyoruz. 15 günde bir, 20 günde bir muhakkak geliyoruz. Bayağı haftada gir. Evimiz vardı, evin tadilatını yapıyoruz. Ufak tefek yapılacak işler var, onları yapmaya çalışıyoruz. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz biraz. Onlara da yardımcı olmak çalışıyoruz. Elimizden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz burada. Ama ya 40 gün gittim. Allah razı olsun yetiştirdi bizi, bu aylara getirdiler. Onlardan Allah razı olsun. Babaannem emeğini ödeyemeyiz onun. Sabri Allah razı olsun. Evet. Ne mutlu. Allah herkese sizler gibi evlatlar nasip etsin. Amin. Amin. Özellikle herkese. Ben sizleri tabii ki konuşturmak istedim. Gençlerimize siz de bir örnek olun. Onlara da bir tabii cesaret ki. Olun. Tabii ki. Her şey yapılabiliyormuş. Bunu gösterin. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica çok ederim. Mutlu oldum sizi tanıdığıma. Sabri abiye döneceğim ben. Sabri abi az önce senin hocamla konuştum ben burada. Evet. Var mı anılarım anlamak? Anılarım hocamdan var şöyle. İkinci sınıfta okuyordum. Bir Bulgar kadın, yani kusura bakmayın yani o öğretmenim oydu. Ama ben solak yazıyordum. Mahmut hocam geldiği zaman askerden yeni gelmişti. Şu kadar bir dine vardı. Derdi bak sağdan yazacaksın, soldan yazdığın zaman bununla vururum sana. Böyle elimde sağdan Allah bin kere ondan razı olsun. O beni yetiştirdi sağdan yazmayı. Soldan da yazıyorum ama sağdan güzel yazmayı o öğretti. Allah razı olsun ondan. Allah razı olsun. Hocam da çok iyidir. Sonra bize bütün kapılarını o açıyor zaten. Buraya geldim. Şimdi kendi evimiz burada yoktu da. Yeni yaptık. Göreceğiz inşallah şimdi. Ama o bize kapıları geri kadar açıyor. Geldiğimiz zaman o zaten o kadar havalanıyor ki. Bizi onun yanına geldiğimizden sevinçten böyle der ki buyurun. Çok mutlu oluyor. Şimdi yenge de hem bu Türkiye'ye gidiyor hem bu o yalnız kalıyor. Biz şimdi yemek yapıyoruz ikimiz. Şaşıyor bize. Ali çok güzel yemek yapar. Ahmet. Yemek yapar böyle de. Süper. Allah'ını sever. Karnımızı doyuruyoruz ya. Doğru. Bir de öyle açmışlar ki. Odun ateşinde pişiyor burada yemek. Evet. Sabah burada. Öğlen saatinde yemeği koyuyoruz. Akşam saatte anca hazır oluyor. Ama lezzetinden yenmiyor. Olur. Bir de şimdi acıkınca tabii biz daha başka olur. Bursa'da çalışıyoruz, hem işimiz gücümüz var. Günde iki öğün anca yemek yiyoruz. Ya sabah kahvaltı veya akşam yemeği. Buraya geldiğim zaman 4 öğün, 5 öğün yemek yiyoruz. Havası da güzel, havası açıyor. Güzel, yemek açıyor. De güzel, yemek de çok tatlı oluyor. Zaten her şey doğal. Tereyağı doğal, eti doğal, sütü. Ekmek doğal, süt doğal. Burada 15 gün kaldım ilk geldiğim sefer. Geldiğim zaman yoğurdu yemedim, süt içemedim. Alıştım. Ağır bu geldi, sefer bu sefer Bursa'ya gittiğim zaman kilerin tadı çok farklı oluyor. Evet. Bu sefer oradakileri kullanamıyorsun. Yani arada fark var. Sonra buralarda olacağız inşallah. İnşallah, inşallah. Hı-hı. Yine orada bir beyefendi ben görüyorum. Size bir şey söylemek istemiştim ama. Tabii. Şimdi Türkiye'de de 3 tane çocuğum var. 2 kızım, bir oğlum var. 3 tane torunum var. Bir gelinim var. 2 de damadım var. Hepsini özlüyorum, seviyorum. Hepsini öp gözlerinden öpüyorum. Ama bütün tanıyanlara da selam. Evet. Bütün Rumeli'de evlatlarımı, bütün tanıyanların hepsine selam söylüyorum. Hepsini öpüyorum. Ailemi de unutmuyorum. Hanımı da gördüm, onu da unutmuyorum. Tanıştırayım bakayım. Eşim. Dedelerimiz. 51 yılında giden benim dedemin kardeşi. Yani bunun dedesi kardeş. Kardeşler. Üçüncü kardeş çocuğu. Kardeş torunlar oluyor. Evet, kardeşim. Doktorun kardeşi bu. Evet. Şimdi doktorla konuştuk ya. Evet. Doktorun evet. Kardeşi. Biz de. Misafirimiz. 1951'de. Buradan göçmen olarak Türkiye'ye gitmiş dedelerimiz. 51'de. Mersin'e yerleşmişler ama şu an Bursa'da oturuyoruz. İşte geldik ata toprağımız, dede toprağımız. Ben çocukluğumda geldim bir 76 senesinde ama bu 3. 4. gelişim benim. Geliyorum, gidiyorum. Avrupa'ya geçerken uğruyorum. Kendim Belgrad'dan evliyim. Geçerken köklerimizin. Yani dedelerimizi, ata topraklarımızı biz ziyaret ediyoruz. Doğdukları, büyüdükleri yerlere bakıyoruz. Yani. Biz Bursa'da otelcilik yapıyoruz, turizm. Evet, turizm. Otel işiyle uğraşıyoruz babamızın. Evet.
Başka geldik gördük hemşire Rodoplardan, Balkanlardan tabi. Tabi Bursa'dan da hemşeriz. Evet. Aynen. Tamam. Ne mutlu. Tamam. Hoş geldiniz. Bursa'mızın yarısı zaten. Yarısı hepsi Balkan. Bu bölgeden. Bu bölgeden. Bu bölgeden. Evet. Tabii ki Bursa'ya bölgesinden de var ama bu bölgeden. Şimdi atalarımızın geldiği yer zaten Karaman diyorlar. Oradan. Konya Karaman'dan. İşte Balkanlara yerleştirilmiş. Osmanlı'nın göç politikaları hatta diğer Balkanlara yerleşim politikası diyelim. Değişik çeşit şeylerden dolayı. Ama değişik komünist sistemden, sosyalist sistemden tekrar ata yurdumuz, ana vatanımız Türkiye'ye dönüşler başlamış. 36'da, 46'da, 51'de, işte 89'da çeşitli şeylerde hep göç almış. Ekseriyette herkes Bursa'ya yerleşmiş. Genellikle Bursa'da. Tabii Malatya'da var, Mersin'de var, Adana'da var. Benim doğum yerim Mersin. Mersin, orada doğduk. Tabii, çok var. Kırda yerleşenler var. Kırşehir'de var, çok var buradan gidenler. Sizler de hoş geldiniz diyelim. Ayağınıza sağlık. Sağolun, işte. Biz de çok seviyoruz. Getirdiniz köyümüze. Sağ olun, ismin Bahri. Allah razı olsun. Bahri abi. Evet. Bu yemekleri yapan usta sen misin? Yok. Aşçı başımız bu arada Kazım abimiz. Tamam. Sağ olsun. Tamam. Sizi tanıyalım Bahri abi. Ya vallahi ben bu köyde şurada Çavşlar'da ya bir mahallemiz var. Yunus Gün'e bağlı. Allah razı olsun konu komşudan. Her sene böyle birlikte hep yeriz. Kübme eldiğimizde oluyor Mayıs ayında. Yine bekler sizi. Buyurun gelin. İnşallah. Ramazan'da da buyurun gelin. Her akşam Ramazan'da iftar yemeği veririz. Aşağı yukarı 25-30 kişiye. Allah razı olsun. Konu komşu sıra tutuyoruz. Bu arada yemek yeriz işte. Ne güzel bir yer yapılmış. Evet. Allah razı olsun. Yapanlardan da yaptıranlardan da bin bereket versin. Yine Türkiye'nin de. Evet köyden çevrede de çevre köylerde de misafirlerimiz var. Oradan da buyurtuyor. Evet, evet. Evet. Çok güzel bir şey düşünülmüş. Ne kadar köy evet. Halkının kaynaşması için, birbirini evet. Tutmaları için. Evet, maalesef de gencimiz yok gördüğün gibi. Gencimiz kalmadı. Nereye gidersem gideyim hep bu sorunla karşılaşıyoruz. Kuzey Bulgaristan'da da aynı evet. Daha önceki programlarımızı hep Kuzey Bulgaristan'da çektik. Biraz da dedik, Güney Bulgaristan'daki sorunlarımıza evet. Gelelim. Onlarla söyleşiler yapalım. Evet. Onları Türkiye'deki akrabalarıyla, evet. Dünyadaki akrabalarıyla şöyle bir... Evet, çok selamını söylerse hepsine. Bütün dünyada nereden baksan insanlarımız var, konu komşumuz var. Kısım akrabalarımıza çok selam bu arada. Onları da bekleriz işte. Böyle unutmasın tarihlerimiz. Gelmişi, geçmişi, nereden gittiklerini.
böyle bir toplanmak çok benim için bir zevk. Doktorumuzla söyleşi yaptık. Evet. İlk defa gelmiş buraya. Buralardan annemi. Evet, göç etmişler bu arada. Çok duyguluydu, çok duygusaldı. Evet. Konuşmakta bile zorlandı. Evet. İşte herkesi biz davet edelim. Bizi izleyen, evet. Türkiye'de yaşayan ya da Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayanlar, onlar da gelsinler. Evet. Memleketlerini, köylerini, atalarının, dedelerinin yaşadıkları evet. toprakları unutmasınlar. Evet. Buradaki akrabalarını unutmasınlar. Evet. Onlar her zaman buradalar. Evet. Peki. Çok kalbimize. Teşekkür ederim. Yok, buyurun, bu da bizim şeyimiz, köy imamımız. Ondan da bir sok. Hocam şöyle bir gelelim mi yanınıza? Daha sonra. Buyurun buyurun, oturun, hiç rahatsız olmayın. Ben geldim sizin yanınıza. Selamun aleyküm, aleyküm tekrardan. Selam, aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Amca nasılsın, iyi misin? Çok şükür iyi. Sizi sormuş. Siz çok iyi misiniz? Sizleri gördük biz. Allah iyilik versin. Cümlesine inşallah. Ne güzel bir yere geldik. Böyle ilk defa geldim ben evet. de buraya. Doğru. İyi gelmişim. Ya. Nerelisiniz? Ben Bursalı. Bursa'dan. Bursa'dan ama. Nereden? Göçmen misiniz? Ne? Göçmeniz. Dedelerim de benim buralardan göçmüşler. Daha kuzey Bulgaristan'dan. Nereden? Razgrad, Rusçuk tarafından. Ha, Rusçuk tarafından. Sizin Rusçuk'a bakıyor, siz de neredesiniz? Elvan tabii, Elvan. Elvan. Türkü evet, söylüyoruz hep bakıyoruz. Türkü söylüyoruz hep beraber, sizlerle beraber. Evet, tamam. Abi sen nasılsın? İyiyiz biz, evet. Sizi soruyoruz. Çok şükür. Sağ olun. Hocam, evet, 2010 yılından beri bu camide görevliyim yani. Baş müftü tarafından. İşte burada halkımızla biraz cemaatimiz az zamanı, az da olsa idare ediyoruz işte. Camimiz tabii, ayakta. Tabii, Allah'a şükür. Mutlu, evet. Köylerde artık artık evet. Gençlerimiz evet evet. Gençler daha çok Avrupa'ya göç ettiler. Evet. Şimdi ne yapalım, burada biraz diri ayakta tutmaya çalışıyoruz. Evet. Almanya izniyle. Kardeşlerimiz, onlar da... Onlar da genç imamlardan, bu evet. çevrenin imamları. Yeni koşu imamlar. Evet, yeni yetişiyorlar, genç imam, evet. Çok da güzel oluyorlar, evet. Sizin yanınızda onlar da yetişiyorlar. Evet, evet. Peki. Rumeli TV aracılığıyla söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Vermek istediğiniz mesajlar var mı? Gönül baba olarak tabii ki en doğru adres size soralım. Ne söylemek istersiniz Rumeli TV'yi izleyenlere? Şu anda... Çok şeyler var söylenecek ama şu anda aklıma hiçbir şey gelmiyor. Biraz da heyecan yaptık herhalde. Evet, heyecan her zaman oluyor. Evet. Keşke buralara da gelseler de biz de şunları söylesek. Ben gidiyoruz o zaman. Mikrofon evet, evet. O zaman kamera çıktığı zaman karşıya da evet, biraz şey, sıkıntı oluyor. Selam gönderelim. Evet, selam, selam. Peki. Yani. Peki, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Sizden de Allah razı olsun. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş bulduk. Mutluluk verdiniz. Allah razı olsun. Biz de çok mutlu olduk sizi görmekten. Çok mutlu olduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bu köydeyiz. Evet, ben Mahmut Mustafa. Şu camide okuduk. Birinci, ikinci sınıfı burada okudum. Oradan 48'de okul yapıldı buraya. Oraya geçtik yeni okula. Burada devam ettik işte. Yıllardır burada çalıştık. Sınıf öğretmeni olarak birçok öğrenci yetiştirdik. Orada da yetiştirdik. İzmir'de de yetiştirdik. Orada da 15 sene çalıştım öğretmen olarak. Evet, çok güzel. Evet. Çok güzel. İşte evet. Oralarda öğrencileriniz var mı? Var. O üniversitede var. Şimdi hatta şey, avukatlık kazananlar var. Şimdi bir öğretmen yani öğrencisini daha birinci sınıfta, ilk birinci sınıfta tanır. Ne olacağını demek bilir. Evet. Çok mutluyum yani. Buraya geliyorum. Bulgaristan'a çekildim. Bir mektup geldi. Dedim ya hayrola, mektup artık yazılmıyor. Bir de baktım benim bir öğrencim Dumlupınar Üniversitesi'nde ya aklına gelmiş yazarken yazmış. Hatta mektubu götürdüm şeye, okul müdürüne dedim bak işte benim madalyonum bu. Evet. Benim emeğim bu. İnsan emeğini görünce tabii elbet. Çok gurur yani. Ben kendim 5 aylık kalmışım babamdan. Annemden kaldım 10 yaşında.
Ama kendimi yetiştirdim. Dedem, nenemdir, rahmetliler onlar. Anladım. Onların sayesinde işte Kırcalı'nın sütünü bildirdim. Böyle. Evet. Çoluk çocuk sahibi olduk. Gençlerimiz için. Ne demek istersiniz gençlerimiz için? Şimdi gençlerimiz tabii burada fazla kalmadı artık. Hepsi göç ettiler. Şu okulda 500 öğrencimiz vardı. Onlara yemek verirdik hepsini. Ama öyle oldu artık işte. Ama gene de millet buraya gelip kendi malını mülkünü gözetmek için yani sahip çıkıyor. Evlerimizi yeniledik. Herkes öyle ama şimdi biraz çekildi. Camide dün bakarım safta bile birkaç saf kaldı. Saflar bir 6-7 tane saf olurdu kasaba caminde ama artık hani göçmen kuşlar gibi millet de şey yapıyor. Gençlerimiz yani unutmasınlar. Evet. Aa tabii işte bunlara bak bir vesile oldu. Burada ben de kapımı açtım onlara. Ya öte gidemiyorum. Misafir karşılıyorum hep. Evet, ya. Ya şimdi bekliyorum. Gideceğiz artık. Artık oradan buraya geldik. Ha, evet. Peki. Çok teşekkür ederim hocam. Sizden de çok memnun oldum. Güzel sohbet. Biz de memnun olduk. Şeref verdiniz. Ya. İşte bu köyümüzü, camimizi tanıdınız burada. Tabii ki her zaman Rumeli TV evet. Her zaman buradaki söyleşimiz evet. Olmaya devam tabii. Ediyor. Sizlerin sesi soluğu olmaya devam ediyor. Evet. Buradaki yakınlarımız da, Türkiye'deki yakınları işte böyle ekranlar aracılığıyla birbirlerine kavuşturmaya ancak, çalışıyoruz. Ancak. Onlara bir selam, bir gülücük bile buradan tabii. Çok büyük bir hediye oluyor. Büyük bir hediye. Biz de buna vesile olduğumuz evet. için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Biz de çok mutlu. Çok memnun ettiniz bizi. Sağ olun. Var olun. Kim kere gelecek? Ha birer de kahve içelim de beraber. Güllü lokumu var. Tamam, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ya, afiyet olsun. Evet, güllü lokumumuzu da aldık. Bir de kafemizi ikram edelim. Kahveler, kahvelerimiz de geldi. Evet, buyurun. Çok teşekkür evet. ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Buyurun Mahmut abi. Kamera. Bir filcan kahvenin 40 yıl hatırı var derler ya. Evet. Feracemi de giydim ben bu arada. Bana ablalarım ferace buldular. Aa böyleydi. Zamanında annelerimiz böyleydi hep. Ya misafirler giderken böyle salık fereceler aşağı kadar salık böyle. Böyle arkasına bağlarlar falan şu bu. Evet. Biz de birazcık temsili olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Çok iyi oldu. Bilmiyorum oldu mu olmadı mı? Biz bu işe vesile olan Ali kardeşim orada duruyor. Evet. Bakıyor ama yanımıza gelmiyor. Şöyle bir buyur etsek de. Gel bakalım sen de. Ali kardeşimiz. O zaten mikrofonun hiç yabancısı değil. Değil. Rumeli TV'nin hele hiç yabancısı değil. Benden de eskiymiş o. Yaşı küçük ama. Olsun. Mesleği benden daha önce. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk kardeşim, sen de hoş geldin. Öyle biz artık ev sahibi olduk yani yarım saat bir saatte ev sahibi olduk. Şimdi biz seni misafir edelim bakalım. İyiyiz kardeşim, Allah'a şükür. Senin sayende bak buralara kadar geldik. Evet. Vesile oldun. Güzel insanları bize tanıttın. Kendi köyünü tanıttın. Buraya gelmişsin. Dedelerinden kalan evinle alakadar olmaya. Evet. Gururlandım ben seninle. Şimdi sen. Biz buradan küçükken gittik yani 2 yaşında 1 yaşında gittik. Buraya geldiğimizde baktığımızda dedelerimizden kalma evler hep harap olmuş, yıkılmış. Dedik ki bir canlandıralım, bir ayağa kaldıralım, bakalım dedik ne olacak. Öyle niyetle başladık, evi yaptık, düzmeye başladık. Sonra dedik ki mevlidimizi yapalım, bizim annemizi 2 yaşında kaybettik. Annemizin mezarı burada olduğu için hem dedik annemizin adına mevlid yapalım burada. Ve onun arkasında bütün dedelerimize, nelerimize, bütün köye dedik mevlid yapalım. Biz burada evi yaparken hiçbir şey yoktu ortada aslında. Niyetimiz sadece tadilat restore etmekti. Sonradan dedik ki yıkalım, yeniden dikelim ve bu sayede çoğu insanlar hep Türkiye'den gelip başladılar burada kendi evlerini yapmaya. Bir örnek teşkil ettiniz. Belki de insanları biraz cesaretlendirdiniz. Sanırım öyle oldu. Çoğu insan da gelmeye başladı. Sağ olsunlar. Hem burada hem camimize yardım ediyorlar.
mezarlarımıza yardım ediyorlar ve kendi evlerini yapıyorlar. Güzel oldu ki burası eskiden çok hareketli ve canlıymış. Şimdi baktığımız ise kimseler kalmamış. Hep emekli olanlar buraya tekrardan geliyor. Yavaş yavaş başladılar. İnsanlar buraya toplanmaya başladı. Geliyor artık. Evlerini yapıyorlar. Emekli olanlar? Emekli olan da olmayan da. Herkes başladı şu an dedelerinden nelerinden kalma evleri. Hiç değilse bir ayağa kaldırmaya çalışıyorlar şu an. Güzel bir davranış tabii ki, güzel bir, buraları unutmamak, kendi doğdukları tabii toprakları ihmal etmemek adına. Ve zaman geçtikçe o keşmekeşten, o kalabalıktan, o gürültüden biraz evet da kurtulup buranın o sakin hayatını, eski çok güzel havası var. Evet. Onu yani özlüyor insanlar. Burada ona gece 1'de 2'de yatın, sabah 4'te 5'te tekrardan yani uykunuzu almış şekilde kalkıyorsunuz. Şu an ben de onu yaşıyorum zaten. 7-8 saatlik bir yoldan geldik. Hiç uyumadan, hiç dinlenmeden. Evet. O kadar sislerin içinden dağları denemek öyle. O şekilde geldik ama hakikaten hoş geldiniz. Hissetmiyoruz burada. Evet, çok hem güzel havası. Hem güzelliğinden hem buradaki insanların, ablalarım beni evlerinde misafir ettiler. Bunları verdiler, bana ötülediler. Güler yüzleriyle, o sıcacık kalpleriyle. Ondan da anlamadık yorgunluğumuzu. Evet, çok, çok sıcak kanlar, sağ olsunlar. Hakikaten öyle, hakikaten öyle. Ama bütün Türk insanının galiba ortak özelliği bu özellik. Sanırım öyle. Öyle. Her yerde aynılar. Evet, yavaş yavaş gidelim mi o tarafa? Geçelim. Birlikte sen gel, sen yabancı değilsin. Yengecim, Sabri abimle 46 yıl geçirmişsiniz. Evet, geçirdik. Allah bir o kadar daha nasip etsin. İnşallah, amin, amin, amin inşallah. Ben çok teşekkür ediyorum sana, bana evinizi açtınız, böyle üstümüzü başımızı. Biz de sizinle tanıştığımıza çok memnun oldum. Canlı canlı görüştüğümüze memnun oldum. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sabri memleketle kapılarımız açık, gelebiliyoruz. Her zaman, ya, ya ne güzel. Doğduğumuz, büyüdüğümüz yerlere. Çok memnunuz. İki Sabri ülke anlaştı. Çocuklarına selam söylemeyeceğim. Kızlarıma, oğluma, gelinime, hepsine, komşularıma çok selamlar sunarı söylüyorum hepsine. İnşallah bu İnşallah da görüşmek nasip olur. İnşallah. İnşallah her zaman buyurun gelin. Allah razı olsun. Her zaman buyurun. Şimdi gidelim biraz da köyümüzde şöyle güzel yerleri, köyümüzün güzel yerleri. Evet, çekelim. Evet, evet, evet. Onları evet da gösterelim. İnşallah. Hadi görün. Allah'a emanet olun. Hepimiz inşallah sizler de. Değerli izleyenlerim, bütün saygıdeğer büyüklerim, kardeşlerim, muhtarımız, sevgili sayın doktorumuz. Tahsin, Tahsin. Tahsin, ikisi de Tahsin. İsmi evet, muhtarımız. Herkes buraya toplandı, böyle güler yüzlü insanlar ama ben tabii ki çok özel birini tanıtmak istiyorum yine size. Bu pırıl pırıl gençler dedik ya az önce, o pırıl pırıl gençleri o kadar büyük zorluklarla yetiştiren baba burada yanımda. Bu cemiyetin de sahibi tabii ki evlatlarıyla beraber. O babayı da bir tanımak isteriz. Bu köyde doğdum. Bu köyde büyüdük. İsmail Hafızoğlu ismim. Şu anda Bursa'da yaşamaktayım. 89 senesinde zorlu göçten nedeniyle Bursa'ya yerleştik. 27-28 senedir Bursa'da oturuyorum. Şu anda da dedelerimizin doğduğumuz topraklara geldik, buralara ziyaret ediyoruz. Çok güzel. Şimdi az önce doktorum, muhtarım da gelsin, muhtarım da gelsin. Doktor bey. İsim benzerlikleri. İsim benzerlikleri var. Ben Doktor Tahsin Akbaş. 66 yıl önce buradan dedelerimiz göç etmişler Türkiye'ye. Ben ilk kez tabii geliyorum. Burada akrabalarımı buldum. Yani hiç görmediğim, bilmediğim. Kendilerini ilk defa burada görüp tanıştım. Hatta köyümüzün muhtarı ismi de Tahsin. Adaşsınız. Adaşız, evet. Evet.
Az önce biz yine bir konuşmak evet yine çok oldu. Evet. Yine evet. Aynı duyguları yaşıyoruz evet, şimdi. Evet. Bunlar hem bir hüzün, hem bir hasret, hem bir mutluluk tarif edilmez duygular tabii ki. Evet. İşte dedelerimizin işte daha önceki isimleri sonraki nesillere de aynen aktarılmış. Türkiye'ye giden dedemiz torunu olarak bana aynı ismi koymuş. Kardeşimin ismi Hayrettin, burada muhtarımızın ismi Tahsin. Onun kardeşinin ismi de Hayrettin. Kardeşler evet. Kardeşim Hayrettin benim kardeşim. Evet. Yani evet. Onun kardeşinin ismi de Hayrettin. Yani çok ilginç. Tabii birbirinden 50-60 yıl, 60-70 yıl sonra aynı isimler yine yaşatılıyor. Tabii bu büyük dedelerimizin isimleri olarak muhtemelen konmuştur. Yani hakikaten çok önemli yani. Güzel bir gelenek yani. Burada kendi ismimde birisini daha buldum. Gördüm. Tanıştık, akrabalarımızı bulduk. Gerçekten güzel bir duygu yani. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Evet. Peki. Hayrettin Bey'e de verin. Hayrettin Bey de o da konuşmak ister herhalde. Yok, Hayrettin Bey ile konuştuk. Hayrettin. Sadık abi var mı söyleyecek bir şey? Yok. Sadık abi hem böyle. Sabri abi. Sadık nerede? Olsun. Sabri abi bizimle böyle hem anlatıyor bir taraftan, hem anlatıyor, hem yüzü gülüyor mutluluktan belki uçuyor. Ama ben. Gözleri de bir taraftan kıpkırmızı oluyor. Ama niye oluyor? Bu bizim buraya. Ya bak komşulara sorabilirsin ki ilk kez Rumeli TV geliyor. İlk kez geliyorsunuz. Biz izliyoruz ama milletimizde bir çekingenlik var. Çok saygı Rumeli TV'ye teşekkür ederiz. Buraları geldiğinden dolayı, ziyaret ettiğinden dolayı teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Bizi buraya davet ettiniz. Ne demek? Sabri abi. Sözünü tamamla. Dedim ya bak halkımızı da görüyorsunuz burada. Onlar o kadar memnun oldular ki ilk kez siz bile geldiğiniz için ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Böyle bir mutluluk içine ağlamak geliyor içimizden. Yemin ediyorum bak. Böyle yani iyidir. İyiyiz. Buraya geldiğimiz zaman içimiz, beynimiz açılıyor. Muhtarımız bu arada her zaman yardımcı oluyor bize. Genç evet. Bizim sürelemizden yani varsa bir şeysi ona da tutun konuşsun yani yeni tanışıyoruz 20-28 sene sonra muhtarımızla görüşüyoruz burada çok memnun olduk yani bize bir gurur verdi gurur verici bir şeydi. Muhtarım var mı söylemek istediğin bir şeyler? Akrabalarımız var da Adana'da, Mersin'de, İzmir'de bunları şöyle bir yöresel haline getirmek istiyoruz. Yani geleneksel haline getirmek istiyoruz. Yani bir sene veya iki sene içerisinde davet edip buraya toplanıp böyle bir tanışma amacıyla bunun organizasyonunu yapmaya uğraşıyoruz. Muhtarımla gençler galiba bu işi başaracaklar. İnşallah. Öyle geliyor. Yani onlar başarırsa destek bizlerden. Bizlerden de olur tabii. Muhtarım tabii, ne dersin? Vallahi inşallah birlikten beraberlikten güç doğarmış. Biz de inşallah birlik beraberlik içinde bu işi madem ki büyüklerimiz bize vesile ederse bu işi sonuna çıkarıp hep beraber başarırız. İnşallah bizim de küçücük bir payımız olur, küçücük bir katkımız olur. Sesimizi duyarlar, ilgilenenler, onlar da destek olurlar inşallah. Ben çok gururlandım. Hakikaten burada olmaktan çok gururluyum. Öncelikle bu iki evladımızı tanıdığım için. Evet. Ve burada bu bölgelerde bu kadar zorluklarla yaşanıp, bu kadar zorluklarla göçler yaşanıp da böyle... büyük insanlar, öyle demek istiyorum, hakikaten büyük insanlar. Doktor olmak kolay bir şey değil. Buralardan gidip de okuyup insanlığa hizmet verebilmek tabii ki kolay bir şey değil. Onun için hakikaten gururluyum. Kendi atalarım, dedelerim de bu topraklardan olduğu için. Ben de bir göçmen ailenin evladı torunu olduğum için ben de gurur duyuyorum her zaman. Peki çok teşekkür ediyorum hepinize tekrar. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun Allah razı olsun. Bütün izleyenler. Çok memnun olduk. Nice senelere. Hep beraber, geleneksel olarak biz de burada oluruz inşallah. Rumeli TV olarak. İnşallah Türk ve İslam kültürünü tekrar buralarda inşallah yaşatmak nasip olur bizlere inşallah. İnşallah. Evet değerli izleyenlerim. Şimdilik buradaki
söyleşimiz, görüşmelerimiz şimdilik burada sonlanıyor. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu haftada programımız Bulgaristan'ın güney bölgesinden, Koşkavak bölgesinden, Yunus köyündendi. İnşallah bundan sonra da buralardaki güzel köylerimizi, köydeşlerimizi, güzel insanlarımızı hep beraber gezmeye, onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Her hafta pazar günü saat 7.30'da bizlerden, Rumeli TV'den, Elvan Elvan Rumeli'den ayrılmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Geziyor tüm alemi.